Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber tarihte Dünya Gücü Osmanlı'ya bakacağız. Biz Fatih Sultan Mehmet dönemine, 2. Bayezid dönemine, Yavuz Sultan Selim dönemine, Kanun Sultan Süleyman dönemine... ...Osmanlı'nın dünyada böyle zirve olduğu yıllara, muhteşem olduğu yıllara gideceğiz. Çok önemli yerleri fethedeceğiz, çok önemli gelişmeler bugün sizlerle beraber bu derste işlenecek. Tabii hemen dersimize geçmeden evvel bu ayın programını göstereyim sizlere. Bugün bakın 8 Mart, Dünya... ...gücü Osmanlı'ya bakıyoruz... ...aynı zamanda bugün biliyorsunuz... E, ...Kadınlar Günü... ...bütün kadınlarımızın da Kadınlar Günü'nü kutlarım... ...tabii bu sadece bugüne has bir şey değil... ...tüm günler için kadınlar her zaman başımızın tacı... ...ve her zaman değerli ve kıymetlimiz diyelim... Şimdi e, bu ay çok önemli bir nitelik barındırıyor içerisinde çünkü bizim için Mars'ın üçüncü haftası son haftaya doğru giderken yazılı kamplarımız başlayacak. Yazılı kamplarında böyle özellikle ikinci dönem birinci yazılıya yönelik olarak gerek konu içeriklerinde gerek yazılı kamplarında önemli pratik bilgi yazılı provalarımızda sizlerle beraber olacağız. Sizleri de birçok şeyi burada katacağımızı düşünüyorum diyelim. Tabii derse geçmeden evvel son kısım eninde 10. sınıf Dinamo ve 0'dan 10'a e, konu anlatımı soru bankası bulunanlar. ...hani hangi konulardan sorumlusunuz, nelere bakmamız lazım... ...ondan bahsedeyim, sonra dersime başlayayım. Ödevimiz bizim için nerede? Hemen şöyle içindekiler sayfasına gelelim. Dünya Gücü Osmanlı nerede bakın? Sayfa 96 ile bizim için sayfa 128 arasında. Ee, bu sayfalar arasında Dünya Gücü Osmanlı'ya bakacağız. Yani şu konular bizim için geçerli. Bu konularda şöyle renkli anlatımlarla ve soru çözümleriyle... ...pratik bir şekilde bu niteliği biz bitireceğiz ve tamamlayacağız diyelim. Ee, ağırlığımız bu şekilde. Peki sıfırdan ona bu şekildeyken e, Dinamo Soru Bankası'nda hangi sayfa aralıkları bizim için geçerli? Hemen ona bakalım. Bakın burada bizim için Dünya Gücü Osmanlı sayfa nerede? 103 ile 132 arasında. Buralara dikkat edersek buradaki soruları aynı zamanda so hani, ünite sonlarındaki de yazılı provasını da e, bakarak çözerek kendimizi geliştirebiliriz diyelim. Unutmayalım tamam mı? Sorumlu olduğumuz kısımlarda bu şekilde. Hadi bakalım bizim için dersimiz başlasın. <laughs> Evet, Dünya Gücü Osmanlı. Şimdi değerli kardeşlerim, Dünya Gücü Osmanlı'da sizlerle ilk bakacağımız husus İstanbul'un fethidir. Unutmayalım. İstanbul'un fethi, 1453'te gerçekleşen çok önemli bir fethi. Kimin döneminde? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Tabii Fatih e, tahta ikinci defa çıkmadan evvel biliyorsunuz çocuk yaşlarda bir defa tahta çıkmıştı. İkinci Murat tahtı ona bıraktığı zaman ama e, gerek devlet adamlarının desteğini iyi bir şekilde sağlayamaması gerek Fatih döneminde ilk böyle Yeniçeri isyanının patlak vermiş olması ki Buçuktepe isyanı olarak bilinir buna bağlı olarak da yaklaşan Haçlı tehlikesine karşı Varna ve ikinci Kosova savaşları sırasında da ikinci Murat'ın tekrar tahta geçmesi ve bu savaşlarda başarı göstermesi Fatih doğal olarak babasının altında kalmasına sebebiyet verdi. Tekrardan tahta çıkınca o rüştünü ispatlayabilmek adına ve kendine de devlet adamlarına kabul ettirebilmek adına en önemli yönü neresiydi? İstanbul'du. Yani Fatih ne diyordu? Ya İstanbul ya İstanbul'u ya İstanbul'u ben, İstanbul ben alacağım ya da İstanbul Beni, değil mi? <laughs> ne kadar zor bir sözüm, <laughs> söyleyemedik de. <laughs> Basit bir sözü zorlaştırdım resmen. Şimdi e, İstanbul alınacak, başka çare yok. Ya aldın ya aldın. Ya Çünkü inanılmaz bir baskı hissediyorsun burada. Tabii fethini e, her ne kadar bu siyasi niteliği e, bir gerekçe olarak gösterilse de... ...yine Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması... ...Bizans'ın Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması... Ee, özellikle Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir noktada Bizans... ...çünkü Rumeli ile Anadolu toprakları arasında kalan bir kısmı oluşturuyor. Ee, Osmanlı da toprak bütünlüğü sağlamak istiyor. Bölge ticaret yolları ve kazançları konusunda İstanbul önemli bir konumda... E, ee, burada sıkıntı oluşturuyor. Bir de Hazreti Peygamber'in İstanbul Fethi'liği ile hadisi e, burada e, veriliyor. Nedenler arasında bunlar gösterilebilir. Peki, peki değerli kardeşlerim. Bu nedenler bağlamında... Yapılan hazırlıklar var. Gerek Osmanlı tarafında gerek Bizans tarafında. Neler yapıldı onları yer alalım. Mesela Osmanlı bu fethiye dayalı olarak Anadolu Hisarı biliyorsunuz Yıldırım Beyazı döneminde yapılmıştı. Bunun karşısına Rumeli yani Boğaz kesen Hisarı'nı yaptırdı. Yine 400 parçadan oluşan bir donanma buraya koydu. E, surları tırmanmak için tekerlekli kuleler inşa etti. Yine surları yıkmak için Macar Urbana Şahi adı verilen büyük toplar döktürüldü. Ve... ...Osman hazırlığını tamamladı. Bizans ise buna karşı Hristiyan dünyasından yardım istedi. Şehrin sularını tam tamir ederek güçlendirdi. Haliç'in ağzına zincirler çekti ve gemilerin bu bölgeye girmesini engellemeye çalıştı. Bir de e, Grejuvu adını vermiş olduğumuz Rum Ateşi adlı denizde yanan bir silahı burada geliştirdi. Özellikle hani kaleye karşı e, olur da bir tırmanma veya denizden gelecek bir tehdit olursa... ...buna yönelik faaliyetler için. Ya hazırlıklarımız bu şekilde. Şimdi bakın, bir de harita üzerinden görelim. Bazen hani böyle harita üzerinden de sorular oluşturulabiliyor. Özellikle gelecek sene gidecekleriniz. Hani sonraki senelerde daha doğrusu. Üniversite sınavlarında. Bakın, hemen şu haritayı sizinle beraber yorumlayalım. Burada Osmanlı kuvvetlerini, Bizans kuvvetlerini, gemileri vesaire görüyoruz. Şimdi bakın, Osmanlı kuvvetleri İstanbul'u karadan kuşatmış mı? Kuşatmış. Ee, Bizans burada Haliç'e zincirler çekmiş ve kendi donanmasını burada bulunduruyor. Ama buna karşın Osmanlı ne yapıyor? Haliç üzerinden gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirecek. Aynı zamanda bakın denizden de bir kuşatma söz konusu. Yani İstanbul'un hem karadan hem de denizden kuşatıldığını görüyoruz. Zaten 53 güne yakın bir hani 50 güne aşkın bir kuşatmadan bahsediyoruz ki hani İstanbul'u oldukça zor durumda bırakabilecek karadan ve denizden gelebilecek yardımları engellemeye yönelik temel faaliyettir. Günümüzde İstanbul'da yaşayanlar bilir hani Fatih Yarımadası'dır. Hani tarihi yarımadadır burası. Topkapı Sarayı'nın hani günümüzdeki bulunduğu alandan bahsediyor işte. Eminönü'nün bulunmuş olduğu alan. Hani bu kısımlar zaten sadece hani Bizans'ın elinde kalmış. Diğer yerlerin hepsi tamamen Osmanlı'nın eline geçmiş. Çok küçük bir parça burada artık. Ee, varlığını sürdürüyor. Hani burayı da tamamen almak isteyecekler diye. Şimdi ne oldu? 50 günü aşkın bir fetih hareketinden sonra... ...İstanbul 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Tabii fethin Türk tarihi ve aynı zamanda ee, o, hani Avrupa tarihi açısından önemli bir var. Onlardan bahsedelim. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü bu fetih hareketiyle sağlanmış oldu. Toprak bütünlüğü artık ee, Osmanlı'da mevcut. Yine bu fetih ile beraber İpek yolunun egemenliği özellikle hani Karadeniz'e Akdeniz'e bağlayan deniz ticareti yollarının kontrolü Osmanlı eline geçmiş oldu. Bu da Osmanlı'yı ticari manada zenginleştiren, kuvvetleştiren bir niteliktir diyebiliriz. Bu da çok önemli. İstanbul artık ta ki Osmanlı 1922'de saltanat kaldırılana dek devletin başkentliğine e, oluşturdu. Yani bu da neredeyse hani İstanbul'un 500 yıla e, yakın e, bir başkentlik niteliğini Osmanlı'da sürdürdüğünü söylemek gerekir. i̇kinci e, Mehmet Fatih unvanını bu fetihle beraber aldı. İslam dünyasında da sevinçle karşılaşan bir hani fetih hareketi oldu ki fethi mümin yani çok önemli fetih. Tarihi zafer niteliğinde de İslam dünyasında karşılık bu oldu. Tabii şöyle bir noktaya burada parmak basmak gerekir. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman Fener e, Rum Patrikhanesi'nin temel faaliyetlerine son vermemiştir. Temel varlığını da devam ettirmeye çalışmıştır. Temel amaç burada nedir? Hani Katoliklerin karşısındaki bu Ortodoksların, kilisenin varlığını devam ettirebilme... ...bunları kontrol altına alabilme ve en önemlisi... ...hani Doğu ve Batı dünyası arasındaki Hristiyanlığın birliğini engelleyebilme... Yani olası bir Osmanlıya karşı Haçlı zihniyetinin Haçlı birliğinin önüne geçebilmedir. Bu bakımdan önemli olduğunu söylememiz lazım. Peki dünya tarihi açısından sonuçları neler? E, bunları ifade edelim. Şimdi ne oldu? Ateşli silahlar, ateşli silahların kullanılması, gerek su üzerindeki etkisi, su, gerek hani böyle e, grajuvanın biliyorsunuz etkisi var. Bir de surlar üzerinde, hani güçlü surlar üzerindeki etkisine gelelim buraya. Bizim için daha önemli olan mahiyet bu. Bu güçlü surların e neydi? Eskiden hani Avrupa'da bir derebeylik rejimi vardı değil mi? Derebeylik rejiminin mantığında ne oluyordu? Hani bu derebeylerin güçlü kaleleri vardı. Bu güçlü kaleleri yıkabilmek adına da e, top, büyük topların olması lazımdı. E, şimdi Bizans'ın bu surları oldukça kuvvetliydi. Ama başta şahi top olmak üzere diğer topların hani bu surlara atılması ve bu surlarda gedi kaçması ve surları yıkması. Bu Avrupa'daki derebelerin kalelerin de yıkılabileceği olgusunu oluşturmaya başladı. Bu da Avrupa'da derebeliklerin yıkılış sürecine girmesine, kralların da derebelerine karşı kuvvet bulmasına sebebiyet verecekti. Bu birincisi neden. Bizanslı bilim insanlarının İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya geçmesi özellikle İtalya'da başlayan bilim teknik sanat hareketinin öncülüğünü oluşturacaktır bu bilim insanları. Çünkü antik Yunan dönemi eserleriyle Platon'la Aristo'yla bu gibi önemli filozoflarla batı dünyasını tanıştıracaklar. Ve buradaki bilgi birikimi ve kullanımda İtalya'da başlayan bilim teknik ve sanat hareketlerinin doğmasına ve gelişmesine sebebiyet verecektir. Bu bakımdan yine dünya tarihi açısından önemlidir. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin denetimine girmesi Avrupa'nın yeni ticaret yolları aramasına sebebiyet verecekti. Bu da Dünya tarihi açısından bilinen adıyla coğrafi keşiflerin başlamasına sebebiyet veriyor. Bir de biliyorsunuz bakın hani bu krikatürde de işledik onu. Neydi? Çağ e, bir çağın kapatıp diğer çağın açıldığı bir fethi hareketidir. E, İstanbul'un fethiyle orta çağ artık sona erip yeni çağın başlangıç niteliği beraberinde geliyordu. E, Fatih Sultan Mehmet için de çağ e, kapatıp çağ açan bir Osmanlı Sultanı diyebiliriz. Bu bakımdan önemli. Peki... Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. İstanbul'u fethettiği için de devlet adamları üzerindeki o yetki ve gücü de arttı. İşte bu güç artınca güç de her zaman haklıdır. Fatih Sultan Mehmet de devlet teşkilatlanmasını sağlam birçok farklı alanda önemli harekete girişti. Şimdi ilk olarak köklü ailenin yönetimden uzaklaştırıldığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi kimdir? Çandarlı ailesidir. Çandarlı ailesi o dönemlerde sadrazam ve Çandarlı ailesi de aynı zamanda devlet üzerinde önemli bir etkin güç halinde. Fatih de bunu gördüğü için hani Türk ailelerin e, özellikle e, hani tahta veya yönetime ortak koşmasına öne geçebilmek adına e, kendisinden önce hani özellikle ikinci Murat döneminde kanunlaşan devşirme sistemini daha çok ön plana koyacak ve buradan gelecek kul sistemiyle beraber e, Türk ailelerden istifade etmektense devlet görevlerini daha çok devşirmeler içerisinden seçmeye çalışacaktır. Tabi sadece ilmiye sınıfın yani Şehirli İslam'da Kazasker'in olduğu sınıf hani medrese kültürlüyken... diğer devlet adamlarının yani bürokrasi sınıfında veya seyfiye sınıfındaki ki bunlar hani biri yazışma sınıfıdır biri de yönetim sınıfıdır. Bunların devşirmelerden seçildiğini görüyoruz. Hani buradaki temel mantık hani iktidara ortak koşabilecek aileleri devlet yönetiminden uzak tutabilmektir. Öyle söyledim. Yeniçerilerin de disiplin altına alındığı söylemek gerekir. Peki İstanbul'un imarı var. İstanbul Fethi Hareketleri sırasında oldukça... E, ...hani burada hasar almıştı. O hasarın üzerinden geçebilmek... ...İstanbul'da da bir devlet başkenti olarak... ...iyi bir şekilde uygulama manasında... E, ...önemli bir imar faaliyetine giriliyordu İstanbul'da. Enderun Mektebi... ...biliyorsunuz Fatih... ...İstanbul'u fethettikten sonra Topkapı Sarayı'na yaptıracaktır. Ve bu Topkapı Sarayı'na... ...yaptırmış olduğu... ...iç okul, daha doğrusu hani Enderun Mektebi kendisinden önce kurulmuştur da Topkapı Sarayına bunu taşıyan ve biraz daha kuramsallaştıran isim Fatih olacaktır. Enderun Mektebinden işte bu devşirme kökenli devlet adamları yetiştiriliyor. Ee, bu bakımdan da oldukça önemli otoriteyi koruma ve teşkilatı iyi bir şekilde sağlamalıdır. Bir de devlet üniversitelerinin kurumsallaşması var ki hani devlet devlet yapısından imparatorluk yapısına dönmeye başlıyordu. Hani bu bakımdan oldukça önemli bir nitelik olduğunu söylemek gerekir ki e, bu kurumsallaşmanın üzerine gidilerek de e, devletin niteliği oldukça artırılmış oldu diyebiliriz. Tabii sadece İstanbul değil diğer fetih hareketleri de bu dönemde oldukça önemli Fatih Sultan Mehmet döneminde. Tabi buradaki fetih hareketlerini biz kronolojik sırayla ezberlememize gerek yok. Sadece hani hangi fetih hareketlerinin Anadolu'da hangi fetih hareketlerinin işte Avrupa topraklarına batıya yönelik olduğunu hangisine denizlere yönelik olduğunu görsek yeter. Şimdi farklı renklerle bunları sizlere gösterelim şöyle. Şimdi koyunun ser muharebesi. Kırmızı renkle göstereceklerim bizim için. Anadolu hakimiyetiyle e, ilgili ve nitelik olsun öyle söyleyelim. Şöyle şuraya gelelim. Şu koyun hisarı değil bizim için. Sırbistan'ın... Fethi hareketi olacak. E, mavi renkte göstereceklerim Avrupa ile ilgili yani batıya yönelik Fethi hareketleri olsun. Sırbistan'ın Fethi bizim için batı. Yine bununla beraber bakın nereye gelelim? Eflak alınması, Bosna Hersey'in alınması... E, yine buna bağlı olarak Boğdan'ın alınması... İtalya Seferi, Anadolu'nun alınması mavi renkli olanlar bizim için batıya yönelik önemli sefer hareketleriydi. Anadolu hakimiyetiyle ilgili olanları yeşille gösterelim. Amasya'nın alınmış olması, Sinop ve Trabzon alınması ki Trabzon alınması oldukça önemlidir. 1461 yılında alınan bir yerdir. Buranın alınmasıyla Bizans'ın yeniden doğma ümitlerine son veriliyor. Yine Anadolu'da gerçekleşen e, Uzun Hasan'a karşı yani Akkoyunlar'a karşı otluk beli muharebesi var ki... ...bu muharebede Fatih Sultan Mehmet başarılı olacak... Yine Karamanoğlu Beyliği'ne son verilmiş olması Anadolu hakimiyetiyle ilgili. Denizlere yönelik olarak da Moran'ın e, alınması, buna bağlı olarak Venediklerle yapılan mücadeleler ve Karadeniz'de Kırım'ın alınmasıyla beraber de Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesi önemli unutmayın. Bakın kırmızı olanlar bizim için denizdeki faaliyetlerdi. Mavi olanlar bizim için batı yönlü fethi hareketleriydi. Yeşil olanlar ise Anadolu hakimiyeti ile ilgili unsurlardı. Şöyle resmini de çekebilirsiniz. Ee, bu şekilde farklı unsurlar içerisinde bulunuyor. Peki İtalya dedi ki ya Fatih Sultan Mehmet'in son sefer hareketleri bizim için İtalya. Bu bakımdan önemli olduğunu arz etmek gerekir. İtalya seferiyle beraber Otranto Kalesi alınmış. Tabii Papa e, hani Fatih İtalya'yı fethetmemesi, buraya sefer düzenlememesiyle ilgili e, birçok kez sene yani, mektup yazacak ve e, istirhamda bulunacak. Ancak Fatih yönünü tamamen İtalya'yı alarak ...o Roma topraklarına eğmen olabilme... ...yönüne çevirmiş ki... ...kendi hani kullanmış olduğu unvanlardan biri de... Kaiserdir yani. E, kendini o nitelikte gören bir... ...imparator niteliğinde Fatih... ...ama ömrü yetmiyor tabii. E, hani kimi hani tarihçilere göre de... ...Fatih özellikle bu fetih hareketinden sonra... ...zehlenerek öldürülmüştür. Tabii tarihte kesinlik yok. E, bu belge, bilgi veya... ...kesinlik niteliği açığa çıkana kadar... ...genelde hep varsayım ve söylenti niteliği... ...oluyor diye... Evet ama kızıl elma yani dünyayı fethetme niteliği aslında Osmanlı'nın burada çizmiş olduğu bir yoldur demek gerekir. Tabii Fatih'in ani ölümü üzerine hızlı bir şekilde payitahta gelen ve devlet adamlarına adamlarıyla askerlerin burada desteğini sağlayan kimdir? İkinci Bayezid'dir. İkinci Bayezid tahta çıkıyor. Tabii e, ikinci Bayezid tahta çıkınca kardeşi Cem Sultan buna karşı çıkacaktır. E, hatta kardeşini ikili yönetimde ...savunuyor. Yani diyor ki doğuyu sen yönet... ...batıyı ben yöneteyim. Ancak... E, ...ikinci Bayezid bunu kabul etmeyecek. Taraflar arasında... ...savaş meydana geliyor. Savaşı ikinci Bayezid... ...kazanıyor. Cem Sultan... ...önce Memlükler'e sonra da hani sırasıyla... Işte, ...Rodos Şövalyelerine, Papalığa, Fransa'ya... ...çok farklı e, devlet ve unsurlara... ...sığınıyor burada. Doğal olarak... ...Cem Sultan olayı bir iç olayken... ...Cem Sultan'ı koruyup kollayan... ...ve Osmanlı'ya karşı kullanan devletlerden... ...ötürü bir dış meseleye dönmüştür. Bu da bu dönemin... Ee, ...tamamen pasif geçmesine, ee, bu dönemde Osmanlı'nın o gücünün pasifize edilmesine sebebiyet veriyor. Tabii 2. Bayezid dönemine en önemli gelişmelerinden biri... ...2. Bayezid döneminin sonuna doğru gerçekleşen şah Şahkulu ayaklanmasıdır. Şimdi bu şah Şahkulu ayaklanmasına karşı 2. Bayezid pasif bir siyaset izleyecek. O dönemlerde Trabzon'da şehzade olan e, Selim ise... ...bu tehlike karşısında gerekeni hani bilgilendiriyor... ...gerek bu isyanın bastırılması için önemli rol oynuyor... ...ve hani o sahneye çıkmasının en önemli unsurlarından biridir diyelim. Tabii Yavuz için şunu da söylemek gerekir. Yavuz... Ee, ...payitahta uzak bir yerde... ...ve biliyor ki yarın bir gün babası tahttan çekilirse... veya hayatını kaybederse... E, ...o tahta gelene kadar... E, ...diğer kardeşlerinden bir tanesi mutlaka... ...devlet adamlarının desteğini sağlayarak tahta çıkmış olur. E, bunu görüp hemen ne yapacak? Trabzon üzerinden Kırım'a gidecek Kırım Hanı'nın kızıyla evleniyor. Kırım Hanı'ndan askeri destek de sağlayarak ne yapıyor? Geliyor Balkanlara babasının oluşuyla karşılaşıyor. Yavuz mücadeleyi kaybetmiştir. Ama Yavuz'un bu atikliği, istekliği, cengaverliği devlet adamlarında ve askerlerde inanılmaz bir sempati oluşturuyor. Ve devlet adamlarıyla askerlerin baskısıyla ikinci Bayezid... tahttan çekilerek Yavuz Sultan Selim tahta oturmuştur. Tabii ee, tahta oturduktan sonra Yavuz hani yönünü biliyor. ...hani devletin ne istediği, devlet adamlarının ne istediğini, askerin de ne istediğini biliyor... ...ve ve bu yüzden yönünü doğuya çeviriyor. Amacı, İslam dünyasının liderliğini nereye geçirmek. Ve bu bağlamda biz Birinci Selim döneminde e, önemli savaşlar, önemli gelişmeleri biliyoruz. Şimdi öncelikle Safavidler'le mücadelesi olan Çaldıran Savaşı'na götürelim sizi. Sonra yapılan diğer savaşlar önemli hususlara götürelim. Şimdi Çaldıran Savaşı, Safavidler'e karşı gerçekleşen bir muharebedir muharebeyi Osmanlı ordusu kazanmıştır. Tabii e, bu ordunun buradaki özellikle e, zaferi Doğu Anadolu'daki Safavid ilçesini engelleyen, Doğu Anadolu topraklarında da büyük çoğunlukta Osmanlı egemenliğini sağlayan bir nitelik olduğunu söylemek gerekir. Böylece Safaviler devre dışı bırakıldı burada. Daha sonra Çaldıran Seferi'nden sonra yönünü Yavuz hemen nereye çevirdi? Güneydoğu Anadolu'yu. O dönemlerde bu bölgede bulunan kim? Dulkadiroğlu beyliğine karşı. Şimdi o dönemlerde Ramazanoğulları beyleri de hani böyle ayrı bir beylik olarak varlığını sürdürüyor ama Ramazanoğulları Osmanlıya tabidir. Yani içlerinde serbestler dışlarında Osmanlıya bağlılar. Ama Dulkadiroğulları tamamen bağımsız bir beyliktir. Bu yüzden Tuna'da savaşında Dulkadiroğlu beyliği mağlup edilmiş ve böylece Osmanlıya katılan toprakları son katılan beylik ne olmuş? Dulkadiroğlu beyliği olmuştur demek gerektir. Yavuz bundan sonra yönünü nereye çevirdi? Mısır'a çevirdi. Çünkü Mısır'da Memlüklü Sultanlarına karşı mücadele söz konusu. Yavuz'un amacı kutsal toprakları ele geçirmek, Mısır ele geçirmek, halifeliği ele geçirmek ve İslam dünyasının liderliğini oluşturabilmektir burada. Ee, bu yüzden baharat yolu bakımından da oldukça önemli bir araziden bahsediyoruz Mısır için. Ee, ve Dulkadir son verilmiş olması Mısır'daki Memlüklerle Osmanlı'nın arasını açmıştır. Memlüklerin de Şah İsmail ile ittifak kurma çabaları taraflar arasında savaşlara sebebiyet verecek. Önce 1516'da Mercidabık'ta savaş gerçekleşiyor bizim için. Yapılan savaşı Osmanlı orduları kazanmıştır. Bu savaşın kazanılmasıyla Osmanlı topraklarını özellikle güney bölgelerinde aldığını ve Suriye işlerine kadar ilerlediğini söylemek gerekir. Daha sonra bu savaştan bir yıl sonra bu defa kime karşı savaş alıyor? Bay yine Memluklara karşı. Ridaniye'de bir savaş meydana geliyor, böylece bu savaşın kazanılmasıyla beraber de şu sarı renkte görmüş olduğunuz bütün alanlar Osmanlı topraklarına katılmış oluyor. Yani bu savaşların kazanılması Osmanlı'yı İslam dünyasında liderliğe ulaştıracak. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz, Hicaz ki Mekke Medine topraklarına içerisinde bulunduran bölgedir. E, bu topraklar Osmanlı sınırına girecek. Halifelik Memlüklerden Osmanlı'ya geçiyor, Osmanlı liderliğe ele geçiriyor. Hicaz, e, Hicaz emirliği Osmanlılara bağlanıyor. Ee, daha önce İstanbul'un ve Kırım'ın fethiyle e, ba e, İpek yolunun büyük bir çoğunluğunu ele geçiren Osmanlı, buradaki fethi hareketleriyle de Baharat yolunun denetimini elin altına alıyor. E, ve Venedikler, Kıbrıs için Memlükler'e ödedikleri vergiyi Osmanlı devletine ödemeye başlıyorlar. Aynı zamanda Memlükler'le Fransa arasındaki ticari imtiyaz sözleşmesi de tamamen Osmanlı ibresine dönmüş oluyor. Yani Osmanlı ile artık bu sözleşme geçerli oluyor. Böylece Venediklere, Fransızlara falan ayrıcalık kapitalizasyon sağlamış oluyorsun diyelim. Evet Yavuz Sultan Selim dönemi 8 yıllık bir süreçli bir hükümdarlık dönemidir. Ama 8 yıla 80 yıl sığdırabilecek bir fetih hareketinden, bir genişlikten, büyüklükten bahsediyoruz. Bir de Yavuz döneminde patlak veren bir isyan var. Bozoklu Celal isyanı. Şimdi bu isyan Celal isyanlarının çekirdeği başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Özellikle 17. yüzyılda gerçekleşen, tekrar söylüyorum, Celali isyanlarının ilki Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir. Bozoklu Celal isyanıydı. Peki şimdi gelelim 46 yılla. Osmanlı tahtında en uzun süreyle oturan Osmanlı padişahı. Nın. Bizim için kim? Kanuni Sultan Süleyman. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkarken... ...herhangi bir taht mücadelesine girişmemiş. Bu bakımdan çok rahat olduğunu söylemek gerekir. Onu geçtim. Babası Yavuz Sultan Selim'in yapmış olduğu fethi hareketleri ve... E, ...almış olduğu yerlerden ötürü... ...hazine tamamen altınla dolmuş. Devlet İslam dünyasının liderliğini taşıyor. Bu bakımdan da oldukça önemli... E, ...bir kuvvet halinde... ...kanun da en büyük avantaj niteliğinde... ...bu unsurların oluştuğunu söylemek gerekir. Tabi... Şöyle söyleyelim. Kanun Sultan Süleyman döneminde iki önemli güce karşı burada mücadele söz konusu. Batıdaki düşman Hasur kanedanlığı iken, doğudaki düşman e, burada Safevilerdir. Yani genelde doğuda ve batıda savaşmış olduğu güç erleri Osmanlı'da bu şekildedir. Şimdi şunu söyleyelim. Kanun'un döneminde ilk önemli fethi hareketleri ve alınan yerler Belgrad ve Rodostur. Şimdi bu iki yerin bir önemi var. Şimdi değerli kardeşlerim. Belgrad ve Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in fethet yani fethetmek için kuşatıp alamadığı yerlerdir. Yani Fatih bunları alamıyordu. İşte Kanun Sultan Süleyman ilk fethi hareketlerini buraya yönelik düzenlemiş olması. Aynı zamanda bu yerleri almış olması bir mesaj içerir Avrupalara. Hani ben Fatih'in bıraktığı yerden devam ediyorum. Fatih e nereye kadar gelmişti? E, İtalya'ya kadar, o kalesine kadar Avrupa'ya doğru yönelmişti. Kanun da burada mesajını açık halle ne yapıyor? Veriyor. Ya bu bakımdan önemli olduğuna söylemek gerekir diyelim. Tamam. Ee, tabii Avrupa'nın da zor olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hani reform hareketleri var Avrupa'da 1517'de patak veren Avrupa mezhep savaşları, din savaşlarıyla e, ayrılıyor ve Avrupa'da Hristiyan dünyasında iki büyük kuvvet. Yani Kutsal Roma Şalken ve Fransa'da da Fransa arasında başlayan savaş ve mücadelede Avrupa'nın gücünü kırmış durumda. Osmanlı bölgede e, önemli bir kuvvet olmasına sebebiyet veren bir niteliktir. Gelelim Moğaç Meydan Muharebesi'ne. Osmanlı tarafından bu muharebe kime karşı yapılıyor? E, Macaristan'a karşı. Bu din ele geçiriliyor burada. E, çok kısa bir sürede yani iki saatlik bir sürede 40 bine yakın asker burada imha ediliyor. Yani gerçekten çok kısa bir sürede çok az bir kayıpla Osmanlı'nın bir muharebe niteliğidir Muhaç Meydan Muharebesi. E, bu bakımdan oldukça önem arz ettiğini söylemek gerekir. Osmanlı'nın hani askeri gücünün de ne kadar kuvvetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu gösteren bir nitelik olduğunu söylemek gerekir. Tamam mı? Muhaç Meydan Muharebesi için Kanun Sultan Süleyman döneminde. Devam edelim. Gelelim birinci Viyana kuşatmasına. Şimdi e, Osmanlı bu dünyayı geçirince ee, ve hani özellikle Avusturya, Sırbistan bu topraklar üzerine egemen olmaya başlayınca e, yönü biraz daha Avrupa işlerine bu sefer Avusturya'daki Viyana'ya kadar dayanacak. Tabi ikinci Viyana kuşatması aslında tarihin dönüm noktalarından birini oluşturmakta. Gerek birinci Viyana gerek ikinci Viyana. Tabi ikinci Viyana bizim için e, 11. sınıfta işleyeceğimiz bir konu. Biz şimdi birinci Viyana'ya bakalım. Birinci Viyana'da değerli kardeşlerim Osmanlı ordusu Viyana'yı burada kuşatmış. Ancak Viyana oldukça kuvvetli bir yandan kuşatma niteliğinde. Osmanlı ordusunun hazır olmaması, yaklaşan kış şartları. Aynı zamanda temel amacı burada fetih değil de Avrupalıların gözünü korkutma niteliğini barındırdığı için kuşatma kaldırılmıştır burada. E, yapılan bir takım savaşlar var bölgede ama e, Osmanlı Viyana'yı almadan İstanbul'a geri dönüyor. Unutmayalım, tamam mı? E, peki, gelelim Alman seferine. Şimdi Osmanlı, e, ne de ismi? Burada e, Viyana'yı alamayınca, Avrupalılara böyle bir şey geldi. <laughs> böyle bir cesaret geldi. Hani Osmanlı gücü mü kırıldı acaba falan diye. Bunun üzerine de e, Kanun Sultan Süleyman inanılmaz güçlü bir kuvvetle. 150 bin kişilik bir orduyla nereye gidiyor? Avrupa işlerine kadar gidiyor. Bir Allah'ın kulu karşısına çıkamıyor Kanun Sultan Süleyman'ın. Ve böylece Avrupa'ya karşı kanunun üstünlüğünü sağlaması, gücünü hissettirmesi ve bu bağlamda da o niteliği oluşturması bakımından çok çok önemlidir. Taraflar arasında 1533'te İbrahim Paşa veya İstanbul Anlaşması olarak da bilinen e, antlaşmaya antlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmada bir madde var. Diyor ki Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşittir. Bakın bu ne demektir biliyor musunuz? Hani koskoca Avusturya kralı Avrupa'nın en büyük kralı ancak olsa olsa Osmanlı sadrazamının değinliği olabilir. Hani Osmanlı padişahına denk kimse tutulamaz burada. Bu da hani Avrupa'ya karşı Osmanlı'nın siyasi ve askeri alanda ve diplomatik alanda ne kadar üstün olduğunu gösterir diyelim. Tamam mı? Unutmayalım. Bu bakımdan da önem arz ettiğini ifade etmek gerekir. Ziyaret Har Seferi ise Kanun Sultan Süleyman'a çıkmış olduğu 13. ve son seferidir. Bu sefer sırasında Kanun Sultan Süleyman hayatını kaybedecek. Ee, özellikle iç organları hani burada çıkarılarak Ziyaret Har Kalesi'nin yakınlarına defnediliyor. ...Vucun'un geri kalan parçaları ise payitahta taşınmıştır. Ve günümüzde Süleymaniye'de e, türbesi bulunmaktadır diye yani Bu şekilde ifade etmek gerekir. Peki kara ilişkiler bu şekilde, batıdaki ilişkiler bu şekilde. Şimdi yönümüzü doğuya doğru çevirelim. Ee, Osmanlı ve İran e, yani Safeviler arasındaki ilişkiye bakın. Irak'ın seferimiz var burada. Kanunun iki yıl süren bir doğu seferidir. Tebriz ve Bağdat e, burada Safevilerden anlıyor. İran seferi var. Doğum mesese son vermek için Safevilere karşı ikinci defa burada sefere çıkılıyor ve Tebriz e, hani tekrar geri alınıyor. Çünkü İranlılar, Safeviler orayı Osmanlı ilk Irak'ın seferinde alınca tekrardan Osmanlı geri çekince tekrar almıştır. Bir de Nahçıvan seferi var bu dönemde. Bu seferde ilk Osmanlı İran anlaşması yani Safevi anlaşması imzalanacak. Ne anlaşmasıdır bu bizim için? Amasya anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın tarafları olan İran yani Safevi devleti ile Osmanlı arasındaki ee, ilk resmi antlaşmadır tamam mı? anlaşması için bunu söyleyelim. Peki gelelim Osmanlı'nın kapitülasyon siyasetine. Bu siyasetin nasıl olduğuna bakalım. Şimdi öncelikle kapitülasyonu burada hani terminolojik ifadesinden yola çıkarak hareket edelim. Kapitülasyon dediğimiz e, dediğimiz unsur bir takım hani devletlerde burada e, kendi topraklarımız üzerinde vermiş olduğumuz siyasi, sosyal veya iktisadi alandaki ayrıcalıklardır. Geniş çaplı ayrıcalıklara verilen isim kapitülasyondur. Tabi kapitülasyon Osmanlı'da iki e, temel amaçta hareket ettirilerek veriliyor. Birincisi mali amaçlıdır. yani topraklarından transit geçen ve ülkelerden ihraç eden mallardan vergi alabilmektir. İkincisi ise batıda Osmanlı'ya karşı oluşabilecek bir haçlı birliğinin, haçlı zihniyetinin öne geçebilmek adına batılı devletlere verilen imtiyaz haklarıdır bunlar. Şimdi Osmanlı'da kapitülasyon siyaseti iki farklı dönemde ele alınıyor. Birinci dönemde Cenevizlere, Ceneviz Cumhuriyeti'ne karşı tanınan ilk kapitülasyon ta ki Mısır Fethi'ne kadar sürecek. İkincisi ise 1384-1387 yılları arasında Venediklilere tanınan kapitülasyon hakkıdır. İkinci döneme gelecek olursak bu Mısır'ın fethiyle başlıyor. E, çünkü hani Fransızlara e, verilen kapitülasyonlar kimler tarafından? Memlükler tarafından, Osmanlı tarafından yenileniyor. Hani böylece bu nitelik devam ettirmeye çalışılıyor iktisadi alanda. Tamam mı? Kapitülasyonun temel mantığı budur. Şimdi siz güçlü olduğunuz zaman kapitülasyon siyaseti işe yarar. Çünkü güçlü olduğunuz zaman size karşı oluşabilecek Haçlı ittia, e, ittifakının önüne geçersiniz, e, gümrük gelirleri daha çok elde edersiniz ve iktis iktisadi manada sizi kuvvetlendirir. Ama devlet zayıfladığı zaman işte kapitülasyonlar tek taraflı bir nitelik içerisine barındırdığından ötürü bir süre sonra Osmanlı'yı zorlayan, Osmanlı'yı sıkıntıya sokan bir nitelik haline almıştır. E, bu yüzden özellikle bunu da söylemek gerekir. Tamam. İkinci dönem niteliği de bu şekilde. Peki Venedik ve Cenemizlerin Osmanlı politikalarına gelelim. Venedik ve Cenevizler İtalyan şehir devletleri arasında denizci devletlerdir bunlar. İstanbul'un fethinden sonra özellikle bu iki devlete karşı siyaset artırılıyor. Çünkü temel amaç ve gaye niteliği nedir? İstanbul'daki özellikle Karadeniz'e açılan boğazlardır. Boğazların devletinin Osmanlı'ya geçmiş olması e, burada özellikle Venedik ve Cenevizleri Osmanlı'yı da siyaset üretmeye, üretmeye yöneltecektir. Yani bu bakımdan da önemli olduğunu söylemek gerekir. Peki sadece bu mu? Bu değil. Şimdi e, bu devletlerin ticaretten yani yararlanmak için Osmanlı'nın imtiyazlar alacak olması. İstanbul, Bursa, Edirne gibi şeylere Venedikli tacirlerin yerleştirilmesi unsurları aslında Osmanlı'nın da bir yandan özellikle Batı dünyasında, Osmanlı'nın Batı dünyasında e, orayı Osmanlı'dan koparabilmek fikirlerini şekillendirdiği bir husustur. E, tabii yani burada daha çok hani mücadele dönemi söz konusu. Denizlerde yapılan mücadeleler ve nitelikler ön planda. E, ama e, bu mücadeleler zamanla yerini ticarete bırakacak. Venedikli tüccarlar ve Cenevizli tüccarlar e, Osmanlı topraklarında uzun dönem ticari faaliyetlerde bulunuyorlar diye. Şimdi gelelim Hapsuruk Hanedanlığı ile Osmanlı arasındaki mücadele esaslarının nedenlerini ve sonuç bağlamına göz atalım. Şimdi 13. yüzyıldan itibaren Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda iktidar Hapsuruk Hanedanlığı'nın elinde. Ve gelen imparatorlar da bu hanedanla seçiliyor. Hanedanın başında Şalken var. Kanun'un can hakimiyet anlayışı var. Ama aynı zamanda aynı düşünce Kutsal Roma ve Cermen İmparatorluğu tarafından bütün Avrupa'ya yemen olabilmektir. Bu yüzden ortak bir gaye niteliğinde hareket ettiklerini söylemek gerekir. Osmanlılar Habsburg İmparatorluğu'na karşı İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi milli monarşilere de yardım ederek kapitülasyonlar verecek. Yani böylece kapitülasyonun teker kalmasını önüne geçmeye çalışacaktır. Yani bu bakımdan da önemli olduğunu söylemek gerekir. ...lütfen o kısmı da unutmayalım. Uzun yıllar şarkenle kanun arasında... o siyasi askeri mücadele ve ...söz konusu olmuştur bu dönemlerde. Peki bu dönemde Osmanlı dış politikasına bakalım. Özellikle denizye yönelik temel faaliyetler içerisinde görmeye çalışalım. Şimdi Osmanlı, Hint denizlerinde Portekiz'e karşı Gujarat'ı, ...Endonezya'da da Açı Sultanlığı'na ima edecek. Ve bunlara karşı olan saldırılara karşı da biliyorsunuz Osmanlı... ...Karnı Sultan Süleyman döneminde dört farklı dönemde ne yapıyordu oluşturmuş ee, olduğu bir Hint deniz seferi vardı. Hint deniz seferleriyle beraber Osmanlı'nın hani e, bu coğrafi keşfinin vermiş olduğu kötü etkilen kendi sınır, sınırlandırması niteliği vardı. Ama e, özellikle e, yapılan temel faaliyetler Osmanlı'nın denizlere hani böyle çok kuvvetli gemilere sahip olmaması Osmanlı'ya e, Osmanlı'yı sonuca ulaştırmıyordu. İspanya'nın Cezayir ve Tunus'ta yerleşme gelişmelerini önleyecek Osmanlı. E, Fransa, İngiltere, Hollanda'yı himaye girişiminde bulunacak ve protestanlığı kuvvetlenmesinde de rol oynayıp olası bir haçlı zihniyetinin birliğinin oluşmasına e, mani olacak. Daha fazla böyle bölüşmesine e, ve birlikten uzak bir hale almasına da fırsat sağlayacaktır diye. Peki Avrupa münaşçileri Osmanlılardan destek istiyor kısmına gelelim. Desteği isteyen burada kim? Fransa'dır değil mi? Osmanlı uzun bir süre hani Fransa'ya desteğini sağlamış. Ee, kral 1. Fransuva ile arasında mücadelelerde Kanun'un Fransa'ya yardım istediğini ya e, Kanun'un yardım gönderdiğini söylemek gerekir. Bu bakımdan da önemli bir nitelik alanı olarak söylenebilir burası. Tamam mı? Unutmayın. Eee hani Osmanlı kadar kuvvetli olduğunu farklı kralların bile artık kendi varlığını devam ettirebilmek için Osmanlı'dan yardım alma yoluna gittiğini söylemek gerekir. Peki İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi noktasına gelelim. Gerek Kanun Sultan Süleyman döneminde gerekse kendisinden bir önceki dönemde ikinci Bayezid döneminde yani dedesidir kendisi. bu dönemlerde değerli kardeşlerim bu nitelikler söz konusu. Şimdi ikinci Bayezid döneminde özellikle gerçekleşen o Poatya Savaşı'ndan sonra ve Granada şehir devletinde kaldırılmış olmasından ötürü İspanyol siyasal birliği oluşacaktır. Siyasal birlik beraberinde ne getiriyor? İki önemli fetih unsurundan. Yani bizim için üst üste de böyle e, Osmanlı bağlamında söyleyelim. E, gerek Yahudilere yardım etmiş olması, gerek böyle Müslümanlara yardım etmiş olması... ...o bölgedeki insanları e, bu alana getirmiş olması... ...Osmanlı'nın hani hoşgörü politikasını gösteren... ...bu politika üzerine de Osmanlı'yı götüren bir nitelik olduğunu söylemek gerekir. Şimdi her ne kadar 2. Bayezid döneminde bu gerçekleşmiş olsa da... ...kanunun dönemi için de geçerli. Tamam. Kanunun döneminde de Barbaros Hayretin Paşa komutasında... Ee, özellikle buraya yardım söz konusu ee, ve e, oradaki öyle katledilen Müslümanlara, katledilen Yahudilere yardım niteliği var. Ama burada bir parantez açmak isterim Yahudiler için. Osmanlı her ne kadar Müslümanları, e, kurtardığı Müslümanları Kuzey Afrika'ya bıraksa da Yahudileri nereye getiriyor biliyor musunuz? Anadolu topraklarına getiriyor. Önemli ticaret merkezlerine bunları konuşlandırıyor. Çünkü bu adamlar bankacılıkla, ticaretle uğraşan insanlar ve bu insanlardan da istifade etmeyi, ee, özellikle kanunu ee, unutmuyor. Buradan da özellikle faydalanmaya çalışıyor. Peki Osmanlılar Akdeniz'de. Gelelim buraya. Şimdi İstanbul'un fethiyle Osmanlılar Karadeniz ve Doğu Avrupa ticareti üzerinde kontrol sağlamıştı. Yani bizim için burası çıktı. İşte buradaki kontrolü sağladı mı? Sağladı. Aynı zamanda Ceneviz ve Venediklere imtiyaz verilerek onların gerek yani Ege sahasında, gerek Akdeniz sahasında, gerek Marmara ve gerek Karadeniz sahasında Etkin rol oynamasında ve ticareti canlandırmasında da fırsat sağlıyor Osmanlı. Ee, ve zamanla fetih hareketleri var. İşte bakın burada bizim için Tunus, Cezayir değil mi? Libya yani Trablusgarp, Trablus dediği yerler buralar. Bu bölgenin fethiyle beraber ve Osmanlı'nın eline geçmesiyle beraber de... ...Akdeniz'de de Osmanlı'nın kuvvetlendiğini ifade etmek gerekir. Ama sadece bölgede fethederek mi kuvvetli olabilirsin? Hayır. Çok önemli bir fetih hareketi var bu dönemde. E, ...daha doğrusu bir savaş var. Osmanlı donanması ile... ...Haçlı donanması arasında gerçekleşen... ...bir tarafta Barbaros Halidettin Paşa var... ...diğer tarafta da Andrei Dora'ya var. Bunların arasında gerçekleşen... Previse Deniz Muharebesi. Şimdi Previse Deniz Muharebesi... ...Osmanlı'nın aslında... ...daha önce hani bir kara kuvveti olarak... ...bilmiş olduğumuz Osmanlı'nın... ...denizlerde de oldukça önemli bir kuvvet... ...olduğunu gösteren bir niteliktir... ...diyelim. Aynı zamanda bu... E, ...zaferin gün dönümü günümüzde donanma günü olarak da kutlanıyor diyelim. Tamam mı? Günümüzde donanma günü olarak da Previz'de deniz zaferinde elde edilen zafer kutlanmaktadır diyelim. Şimdi gelelim coğrafi keşiflere. Coğrafi keşifler için ne söylemiştik? Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra başlayan hareketlerde Avrupalıların hani böyle yeni ticaret yolları fethedebilmek, daha doğrusu bu ticaret yollarını keşfedebilmek, yeni bölgeler fethetmek için gayesiydi. Tabi coğrafi keşiflerin bir takım nedenleri var. Yani bir defa işin teknik boyutunu kesinlikle atamamak gerekir. Yani bilimsel teknik ilerlemeler. İşte buna bağlı olarak gemi teknolojisinin artmış olması. Zil sisteminin kullanılması burada. E, bu unsurda e, şunu söylemek gerekir ki... E, ...kullanılan sistemsel unsurlar. Yani bilgi sistemidir temelinde. E, söylemiş olduğumuz sistemler. Ne yapıyor burada? Medici ailesi var İtalya'da. Bunlar Rönesans'ın şekillenmesinde ve ilerlemesinde oldukça önemli. Mesen sınıfı var. Mesen sınıfı da sanatı sanatçıyı koruyor. E şimdi çok farklı alanlardaki bilim ve teknik hareketleri ve unsurları... E, ...neyi beraberinde getirecektir? Gemi teknolojisinin ilerlemesine fırsat sağlayacaktır. E, bu bağlamda çok önemli. Bir de daha önceleri hatırlarsanız bizim için ne vardı? E, değerli kardeşlerim. Haçlı seferleri vardı. Haçlı seferleri sırasında... E, doğu dünyasından öğrenilen pusula var. E, pusula sayesinde de yani gemicilerin yönünü daha iyi tayin etmeleri, daha iyi görmeleri söz konusu. E, bu yüzden bilim teknik ilerlemeleri. Hani temelinde e, bu teknik unsurların ilerlemiş olması, e, sistemleşmenin burada oluşulmuş olması, cesur gemicilerin burada yetişmiş olması e, ve önemli böyle kralların e, bunları desteklemesi. İspanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılan coğrafi keşiflerin ilk o sorunu oluşturmuştur diyelim. E, amaç burada... ...Doğu ülkelerinin zenginliğini... ...ele geçirmek ve bu niteliğe... ...ulaşabilmektir diyelim. Avrupalıların e, dünyayı ve yayma çabaları... ...amaçları da var burada. Aynı zamanda Hindistan'a daha böyle kesilme olan giderek... E, ...Hindistan ve Doğu'daki... ...zenginlikleri ele geçirmeye çalışıyorlar. Tamam mı? Şimdi bakın, şöyle bir bakalım... Coğrafi keşif hareketlerine... ...bakın çok farklı isimler döneminde... ...İspanyollar, İngilizler, Fransızlar... Osmanlı hakimiyet alanlarına bakıyorsunuz. Portekizler, e, hareketler var. Mesela Kristof Kolomb ne yaptı? Geldi Amerika kıtasına kadar. Amerika kıtasını buldu. Ama buranın yeni bir kıta olduğunu e, fark edemedi. Bunu fark eden kimdi? Ameriko Vespucci'ydi bir İtalyan geziyindi. E, bu yüzden hani günümüzde e, Amerika adı buradan gelmektedir diye. Bakın Bartel Medias olsun, Vasco da Gama olsun bu isimler özellikle yapmış oldukları ...hareket, sefer hareketleri ve netelikleriyle... ...özellikle Hindistan'a giden... ...yolları bulma manasında... ...ilerleyeceklerdi. Ama en önemli hareketlerden biri... ...Magellan'ın başlatıp... ...Delcano'nun bitirmiş olduğu... E, ...keşif hareketidir. Bakın Magellan... ...bir sefer hareketine... ...gelişiyor burada. Öyle söyleyelim. E, bu harekette... ...dünyanın etrafını... ...tamamen bir tur dönmek isteyecektir. Tabi yerlerle yapmış olduğu savaşlarda Magellan... ...hayatını kaybedecek. Delcano... ...hani burada e, bu... Keşif hareketine devam ettiriyor ve gerçekten başladığı noktaya geri dönüyorlar. Böylece dünyanın da yuvarlak olduğu böyle coğrafik alandan da ispatlanmış ve kesinleşmiş oluyor. Peki ne oldu? Bakın hani sonuç bağlamında en son söylemiş olduğum ifade dünyanın yuvarlak olmasının kesinleşmesi coğrafik keşiflerin sonuçları arasında söylenebilir. E, yeni kıtalar fethettik e, ve keşfettik. Neydi? Kuzey Amerika'yı gördün, Güney Amerika'yı gördün, Hindistan'a giden kestirme yolları buldun... Aynı zamanda o dönemlerde Avrupa'da olmayan ve dünyanın farklı yerlerinde üretilen kakao, vanilya, domates, patates gibi yeni bitki türleri ve hayvan türleri keşfettim. Mesela bakın Kanun Sultan Süleyman, e, Fatih Sultan Mehmet e, bu gibi isimler hayatında hiç patatesle domates görmemiş ve bunların yemeklerinden yememişlerdir. E, yani bunlar özellikle yeni dünya hani karalarının keşfiyle beraber açığa çıkarılan bitkilerdir. E, Avrupa'da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıkıyor. Altın ve gümüş zenginliğini ölçüt oluyor. Şimdi altın ve gümüşe dayalı zenginlik ölçütüne verilen isim Merkan merkantilizmdir. Merkantilizmle beraber e, dediğim gibi geçinmek ekonomi toprak yerine merkantilistler e, artık neyi görecektir? Sende ne kadar gümüş varlığı var? Sende ne kadar altın varlığı var? E tabi farklı kıtalara. Hristiyan toplulukların ve kötülerin gitmesi... ...Hristiyanlığın da yeni kıtalara da yayılma alanı bulmasına sebebiyet veriyor. Ticaret yolları yer değiştiriyor. Atlas Okyanusu Limanları... ...hemen şöyle gösterelim bakalım. Atlas Okyanusu... ...bizim için burada. Bakın, Atlas Okyanusu Limanları... önen taşırken... ...Akdeniz etkisine yetiriyor. Tamam, bunu da ilaveten... ...sonuç bağlamında söylemek gerekir. Hani az önce söyledik ya... ...bizim için... kanun Sultan Süleyman döneminde... ...Hint deniz seferleri düzenleniyor. Toplamda dört tane seferimiz vardı. Bu seferlerin sebepleri arasında... ...baharat ticaretini ele geçirmek isteyen Portekizlerin... ...saldırgan tutumu ve bölgedeki Müslüman topluluklara zarar vermesi... Ee, ...Basra Körfezi ve Kızıldeniz'e giriş çıkışı Portekizler tarafından engellenmesi... ...ve Osmanlı'ya tabi olan Güceri Sultanlarının Osmanlı'ya yardım istemesi... ...dört farklı sefer hareketinin özellikle bölgeye ve Portekizlere karşı gerçekleştiğini söylemek gerekir. Ancak Osmanlı bölgede başarılı olabiliyor mu? Hayır. Neden? Çünkü bir defa bunlara gereken önem verilmiyor. Hani önem arzı çok düşünülmüyor. Osmanlı donanması okyanuslara uygun değil. Bu bakımdan hani çok kolay zarar görebiliyor. Portekiz donanmasının oldukça kuvvetli olması Osmanlı'nın beline bükmüştür. Hint Denizi'nin Osmanlı gemicileri tarafından iyi tanınmaması, hani manevra hareketlerine ve yönlerin iyi bilinmemesi, Cücelas Sultanları'nın da Osmanlı donanmasına yardım etmemesi e, yapılan bu sefer hareketlerinin başarısızlıkla sonuçmasına, sonuçlanmasına sebebiyet veriyordu. E şimdi az önce bakın, Previzde Deniz Savaşı ve beraberindeki gelen gelişmelerde Akdeniz'de Osmanlı egemenin iyice piştiğini ve Osmanlı Akdeniz'deki en büyük kuvvet haline geldiğini ifade etmiştik. Ama zamanla ne oluyordu? Ee, bizim için iyi yapılan temel e, sefer hareketi. E, bu yüzden Akdeniz ikinci plana düşecek bu unsurlardan itibaren. Bir de 1571 gerçekleşen İnebahtı Deniz Savaşı. Bu savaşta Osmanlı donanması yakalıyor. Bu da Osmanlı'nın hani Akdeniz'deki varlığını tehdit eden ve yenilmez Türk olarak bilinen Osmanlı'nın da belinin bükülebileceğini anlaştıran bir muharebedir. Yine Deniz Muharebesi'nden önce Kıbrıs Osmanlı tarafından, Osmanlılar tarafından 3. Selim döneminde alınmıştı. Kıbrıs'ın alınmasına tepki veren hemen bir Haçlı Birliği oluşturuldu ve bu birlikler Osmanlı donanmasını İnebahtı önlerinde yaktı. Öyle diyelim. Dediğim gibi yenilmez Türk olarak bilinen alının yıkılmasına sebebiyet veren bir kısımdı. Osmanlılar ekonomik avantaj arayışı ve Batı Avrupa'dan Habsburglara karşı müttefik bulma amacıyla İngilizlere yaklaşıyor. Yine Hollanda'ya da yaklaşıyor. İngilizlere ve Hollandalılara... bir takım ayrıcalıklar, ekonomik imtiyazlar sağlanıyor. böylece e, deniz kuvvetleri yönünde ticari ilişkiler Osmanlı'da ağırlıklı olarak Hollandalı ve İngilizli e, deniz tüccarlarına ait bir nitelik e, barındırıyor demek gerekir. Tamam. Evet bu derste söyleyebileceğimiz temel taslak unsurundaki önemli bilgiler bu şekildeydi. Şimdi sizi nereye götürelim? Şimdi sizi e, bizim için 10. sınıftaki Dinamo Soru Bankası içerisine götürelim. Bu soru bankasından seçmiş olduğum bir soru var. E, şimdi o soruyu sizlerle beraber çözelim. Diyor ki, verilen faaliyetler incelendiği zaman hangisine ulaşılabilir? Fatih döneminde 1473 yılında Ottukbeli Savaşı'nın kazanılmasıyla Doğu Anadolu'da egemenlik sağlanmış. Yavuz döneminde 1515 yılında Turna Dağ Savaşı'nın kazanılmasıyla Dur Kadiroğlu Beyliği toprakları Osmanlı'ya katılmıştır. E bakın Doğu Anadolu, Anadolu toprakları. O zaman ne diyebiliriz burada? Şimdi Dulkadiroğlu Beyliği de biliyorsunuz Osmanlı'ya katılan son beylikti. Anadolu'da varlığı olan. O zaman hareket edelim. Şimdi Batı yönlü fethi hareketleri deniliyor. Halbuki burada Anadolu hakimiyeti ile ilgili bir mücadele söz konusu. Anadolu eyaletler ayrılmış. Yukarıda eyaletle ilgili herhangi bir birliği yok. Bizans'la ittifak antlaşmasına gidilmiştir. E, 1453'te zaten Bizans tamamen ne oluyordu? Tarihin tozu e, tozlu raflarına gidiyordu. Anadolu Türk siyasal birliği sağlanmıştır. Evet söylenebilir. Niye? Çünkü e, Dulkadiroğlu Beyliği'nin Osmanlı egemenliğine girmesiyle artık herhangi bir beylik varlığı kalmıyordu. Balkanlarda Türkiye egemenliği pekişmiş. Halbuki burada Osmanlı'nın Anadolu'daki egemenlik alanının pekişme niteliğine bakacağız. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı de seçeneğidir. Sorum şu. Halifelik hangi Osmanlı padişahı döneminde Osmanlı e, ailesine geçmiştir? Bunu bunun araştırın ve yorum kısmına mutlaka Yazın. Uzun bir ders oldu ama gerçekten çok uzun bir ünite. Yani derse öğretmeniniz bu üniteyi belki size iki ay boyunca anlatacak. Hani biz burada bir saatlik bir kısımda daha böyle pratik, daha böyle rahat bir şekilde e, görebilmeniz açısından anlatmaya çalıştık. Bunlar pratik derslerdir böyle. E, hani sizin yazıları hazırlanırken e, çok daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz içindir. E, Sürçülisan et, e, ettiysek affola. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>